Önce uzman çavuşun doktora saldırdığı söylendi. Bu haberi ekranlarınıza getirmiştik geçtiğimiz hafta. Hastane personeli kalabalık bir halde uzman çavuşu protesto etti. Hatta biz de güzel protesto diye vermiştik bu haberi. Ancak gerçek bambaşka çıktı ve doktorun askere saldırdığı anlaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o olayla ilgili ilk kez konuştu. Ya vermiyorum evlat, vermiyorum abi. Biri milletini düşmana, biri milletini hastalıklara karşı koruyan iki ordumuz var. Ordu millet olan bu toplum bu iki orduyu ayıramaz. Önce asker doktora saldırdı dendi, sonra doktorun askere saldırdığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Muğla'daki olayla ilgili ilk kez konuştu. Suç ve ceza şahsidir. Bir kişinin hatası ne bir kurumun ne de bir meslek grubunun hatasıdır. Bu devlet bir hukuk devletidir. Sağlıkta şiddet olayları da dahil hukuka akseden hiçbir sorunda bir taraf peşinen suçlu, diğer taraf peşinen masum ve mağdur değildir. Teşhis hekimin ise hüküm de hakimindir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlıkta şiddet olaylarına ve tartışmalara dikkat çekti. Yeni yasal düzenlemelere vurgu yaptı. Suçlara karşı yeterli yaptırım olmadığı şeklindeki gündem sorunlu bazı kişilik yapılarında suça yönelime yol açmaktadır. Devlet erkinin gerçeğe aykırı şekilde duyarsız gösterilmesi bumerang gibi bize geri dönmektedir. Bu zararlı tutumdan vazgeçelim. Sorunlarla kişisel olarak mücadele etmek yerine devletin çözümüne güvenmeliyiz diyen Bakan Koca, adalete güvenin mesajı verdi. Şu içinde bulunduğumuz dönemde sağlık çalışanı ve hasta arasında karşılıklı anlayışın, tevazuun, saygının adeta iyileştirici bir güç olduğunu hiç unutmamalıyız. Sağlık hizmeti alırken anlayışlı, yeri geldiğinde sabırlı olmalıyız. Sorunlarla kişisel olarak mücadele etmek yerine devletin getireceği çözüme güvenmeliyiz. Evet, böylece gerçekler de ortaya çıkmış oldu.